Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin halk tarafından akamete uğratıldı. Darbe girişiminin ilk gününden itibaren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, vatandaşlarla beraber demokrasi ve milli iradenin muhafazası için meydanlardaydı. Atilla, Mart ayında Kanal 5 televizyonunda katıldığı bir canlı yayın programında darbeye karşı halkın göstermiş olduğu dirayete işaret etmişti. Darbe girişiminin ilk gününden itibaren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, vatandaşlarla beraber demokrasi ve milli iradenin muhafazası için meydanlardaydı. Başkan Atilla, Mart ayında Kanal 5 televizyonunda 23 Mart tarihinde katıldığı canlı yayın programında darbeye karşı halkın göstermiş olduğu dirayeti işaret etmişti. Başkan Atilla, o gün Kanal 5 televizyonunda olası bir darbeye karşı halkın dik duruş göstereceğini belirterek, "Türkiye eski Türkiye değil, bizler eskisi gibi değiliz." demişti. Türkiye eski Türkiye değil, bizler eskisi gibi değiliz. Yani benim ailem de darbe mağduru. Evet, isminiz de zaten Menderes, babanız Menderes hayranı. Tabii ben 65 doğumluyum. 1960'ta 60 ihtilalinde benim babam da Allah rahmet etsin Demokrat Parti'den belediye başkanıydı. O zaman benim babam da belediye başkanı görevinden alınıyor. 3,5 yıl cezaevinde kaldı. Bizim ailenin sürgünü Eskişehir'e çıkarıldı. Abiniz şehit oldu. Dayım. Dayınızmış abi. Tabii 79'da o da belediye başkanıydı Adalet Partisi'nde. Babamın vefatından sonra belediye başkanı oldu. O PKK terör örgütü tarafından iki korumasıyla 1979'da şehit edildi. Yani darbe derken hepimiz, yani bu ülkede hemen hemen hepimiz darbe mağduruyuz. Ama ne hikmetse en son 80 anayasasıyla 36 yıldır bir türlü onu değiştiremedik. Acil değişmesi lazım yani. Gerçekten de daha darbe anayasasıyla yaşıyor olmamız bizim için hem zuldür hem ayıptır. Evet. Değerli izleyenler, şimdi telefon attığımızda Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla var. Sayın Atilla, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sayın Atilla, mevcut anayasanın darbeye zemin oluşturduğu ve değişmesi gerektiğini savunmuştunuz. Bu konuşmanızdan yalnızca 3 ay sonra bir darbe girişimi olduğu neler söylemek istersiniz? Darbelere gerçekten de Türk milleti olarak hepimizin karşı çıkması lazım. Darbelerin ülkeyi nerelere götürdüğünü 60 darbesinde, 80 darbesinde de bu aziz Türk milleti yaşamış oldu, gördü. Darbeleri zaten kimler yaptırıyor? Dış mihraklar, dış güçler yaptırıyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek adına. Yani Türkiye bir adım attığı zaman, bir yerlere geldiği zaman bir darbeyle Türkiye'nin önünü kesmek ve Türkiye'yi kendilerine muhtaç etmek adına yapılıyor. Tabii ki 60 yılındaki yapılan ihtilalde benim babam rahmetlik belediye başkanıydı. Görevinden alınıyor, 3,5 yıl cezaevinde kalınıyor. Bizim ailemizin sürgünü Eskişehir'e çıkarıldı. Adnan Menderes, bakanlarımız idam edildi ve ülke geçmişte geri döndü. 80 ihtilalinde de aynı şeyleri yaşamış olduk. Ben burada yüce aziz Türk milletine sesleniyorum. Hepimiz darbelere karşı olmamız gerekir. Yani Türkiye eskiden oyun kurulan bir ülkeydi. Ama şu an maalesef darbelerle yine bizler yıldırılmak isteniyoruz. Ama AK Parti hükümeti döneminde özellikle Recep Tayyip Erdoğan, bizim başkomutanımız ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye oyun kuran ülke adına gelmiş oldu. Yani ne zaman darbelere dikkat ederseniz, darbeler 60 ihtilaline baktığınız zaman, 80 ihtilaline baktığınızda ve 15 Temmuz'a baktığınız zaman ne zaman Türkiye bir yerlere gelmek istiyorsa, bir şeyler yapmaya kalkmak istiyorsa onun önünü dış mihraklar ve içimizdeki hainlerle birleşerek kesmek istiyorlar. Ama Allah'a şükür ki aziz yüce Türk milleti büyük bir ferasetle, büyük bir cesaretle darbeyi önlenmiş oldu. Bu darbenin 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde başkomutanımız, reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, milletin de yanında durmasıyla beraber darbeyi önlemiş olduk. Daha önceki sizin demin yayına koyduğunuz programda da arz etmiştim. Mart ayındaki programda demiştim ki
Türkiye eski Türkiye değil, Türk halkı eski halk değil. Bundan sonra darbelere karşı dik duracağız demiştik. Ve aynen de 3 ay sonra, 4 ay sonra bu acı elim olayla karşılaştık. Ve insanlar kendini feda ettiler. Tankların önüne attılar. Kendilerini, göğüslerini kurşunlara siper ettiler. Demek ki Mart ayında ki benim Türk halkı üzerindeki tahlillerim, yorumlarım doğruluğu meydana çıkmış oldu. Hiç kimse sevinmesin. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Biz Cumhurbaşkanımızı kesinlikle yedirmeyeceğiz. Adnan Menderes'i astılar. Rahmetli Gözal'ı zehirlediler. Ama şunu bilmeleri lazım ki Cumhurbaşkanımız, bizim başkomutanımızı kesinlikle yedirmeyeceğiz. Türk halkı onunla beraberdir. Onunla beraber ölüme gittiler. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Türk halkı darbelerden çok çekti. Onun için dirayetli bir şekilde darbelere karşı oymuş oldu. Allah ülkemizi bu karanlıklardan, bu şer odaklarından korusun diyorum. Allah'ın izniyle herkes dersini almıştır. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti darbelerle anılmayacaktır. Önüne bakacaktır. Türkiye ne zamanki, tekrar ediyorum, Türkiye ne zamanki oyun kurulan değil de oyun kuran bir ülke olduğu için ve dış güçlere hortumlarını kestiği için, Türkiye'de yapamadıklarını yaptıkları için Türkiye'de yine darbe girişiminde bulundular. Tabii ki bunun içinde işteki hainler de var. Onlarla beraber biz bu hainleri de tek tek ayıklamamız lazım. İçimizde atmamız lazım. Yani kamu kurumlarında var. Polisin içinde sızmalar var. Askerin içinde var. Her elinizi nereye atarsanız bunların acıyla tek tek bertaraf edilmesi lazım. Bizim parti yönetimimiz de AK Parti olarak, bizim milletvekillerimiz, ben belediye başkanıyım, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız da hepsinin bir süzgeçten geçmesi lazım. Yani bizim artık hainlere tahammülümüz kalmamıştır. Millet olarak Allah'a şükür birlik ve beraberlik içinde bu badireyi güçlü bir şekilde atlattık. Başkomutanımızın yanında durmuş olduk. Rabbim bu beladan bizleri kurtardı. Allah'a şükürler olsun. Bu arada da gazilerimize şifa diliyorum. Ve evet, o yiğit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Benim nazarımda bu 300'e yakın vermiş olduğumuz şehit, Çanakkale'de verilen 250 bin şehidin görevini yapmışlardır. Ben nazarımda böyle bakıyorum. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda verilmiş 250 bin şehidin görevini bu 300'e yakın şehidimiz yerine getirmiştir. Ve bu 300 şehidimizi de bizim kesinlikle unutmamamız lazım. Onların anılarını bu ülke var olduğu müddetçe de yaşatmamız lazım. Bu ülke o şehitlerimize minnettardır ve yüce Türk halkına o meydanlarda kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla çıkan meydanlara inen, göğsünü kurşunlara siper eden bu halka da minnet duymamız lazım. Onlara şükran borcumuz vardır. Allah bu minnetten razı olsun diyorum. Peki Sayın Atilla, Ceylanpınar'da olaylar nasıl gelişti? Çadır kente kalan Suriyeliler de darbe girişimini protesto ettiler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ceylanpınar'da da biz darbe haberini aldım ama ben saat 11 civarıydı aldım. Ben belediyedeydim, daha işimin başındaydım. Ondan sonra ilçe kaymakamımızla telefonla görüştüm. İlçe kaymakamımız da dedi, benim haberim oldu. İlçe kaymakamımız dedi, ben dedim kaymakam bey ne yapalım? Yani anlık şok, yani öyle bir şey yaşamamışız, bilmiyoruz. Dedi ben odur emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Bu darbecilere karşı koyacağız. Dedim kaymakam bey öyle yapacağız. Dedi acil mesaj attın, halk toplansın. Biz mesaj attık belediyeden tüm Cenab-ı halkına. Dedik acil AK Parti'nin önüne toplanın. İlçe başkanı ile diyaloğa girdim. İlçe başkanı ile dedim ki hemen partiye gidelim. Partinin yanında toplandık. Ondan sonra jandarma komutanını aradım. Bizim ilçe jandarma komutanını. Dedim komutanım böyle bir şey var. Dedim bakın biz burada halk olarak toplanıyoruz. Sizleri şahıs olarak, kişi olarak seviyoruz. Ama şayet önümüze çıkarsanız birbirimizi öldüreceğiz. Biz bu darbeyi kabullenemiyoruz. İlçe jandarma komutanının da ifadesi şuydu. Ben kışlamdayım. Ben kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Darbeyi tanımıyorum. Sokaklar ve caddeler, meydanlar sizin.
Ondan sonra halk olarak toplandık. Emniyeti ablukaya aldık, emniyetin etrafını güçlü bir şekilde. Ama bizim bir sorunumuz daha vardı Ceylanpınar'da. Biz karşıdaki PYD ve PKK'dan da içeriye sızma ve eylem bekliyorduk. Ve benim o tahminim de doğru çıktı. Dün olarak Ceylanpınar'da bir terörist yakalandı. PYD'li, PKK'lı terörist yakalandı Suriye'den Ceylanpınar'a girerken dün yakalandı. İfadesinde aynı şeyi söylüyor. Biz PYD olarak hazırlanmıştık. Silahlarımızla, roketlerimizle, havalarımızla darbenin başarıya ulaşmasını bekliyorduk. Biz Ceylanpınar sınır bölgesinde, yani Irak'ın sınırından Hatay bölgesine kadar PYD'nin elinde olan yerlerdeki biz Türkiye'ye saldıracaktık, polise saldıracaktık, askere saldıracaktık. Bize verilen emir komutada askere saldırmayın, darbecilere yani derken askeri tercih ediyorum. Yani Mehmet İdilişik'in içindeki Mehmetçik bizim Mehmetçiğimiz. Ama evet, içindeki hainler eğer darbe başarılmış olsaydı dünkü teröristin ifadesinde saldırmayın. Yani darbeci askerlere saldırmayın, polise ve halka saldırın. Onu ben tahmin ettiğim için o gece bizim bir gözümüz, bir kulağımız askerdeydi. Bir gözümüz, bir kulağımız da biliyorsunuz benim ilçem sınırına sıfır. Karşımda 3000 kişilik PYD terörist grubu var. Biz onlardan da saldırı bekliyorduk. Ama Allah'a şükür muvaffak olmuşlardı. Olmadılar. Ama biz orada ilçe kaymakamımızla, Ceylanpınar halkıyla hepimiz ölüme gittik. Silahlarımızı aldık. Dedik kesinlikle teslim olmayacağız. Ya öleceğiz ya öldüreceğiz. Zaten bu darbeyi yapanlar da biliyorsun. İşte başlarında FETÖ grubu. Allah onu kahretsin. Allah onu cehenneminin en dibine versin. İnsanları kandırarak, Türk halkını kandırarak, himmet aldığında para toplayarak gariban Türk halkı kendi saf iyi niyetinden para topladı ve içimizde hainleri besledi. Dış mülklerle güç birliği etti ve bugün maalesef gördük yani kendi halkını, kendi meclisini bombalayan teröristler içimizde sızdırdı. Sayın Atilla, yayınımıza katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun, Allah razı olsun.